Rövanşında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında olacak. Hüseyin Çimşir Hoca'dan nasıl bir kadro tercihi? Bunu tabii biz de dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Futbolda çok büyük mucizeler var ama o kadarını beklemiyoruz. Yani 6 farklı bir üstünlük Erzurumspor'dan beklemiyoruz. Kemal Bey, Fenerbahçe önündeki 5 maçın 4'ünü kazanıp bir beraberlik alırsa bence lig bitmiş olur. Nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Bir kalan maçlarına bakalım mı Fenerbahçe'nin? Bakalım, bakalım. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Bu ligde çok kolay değil o seri ama nispeten biraz daha rahat maçlardan çıkan ve daha maçları zorlaşacak bir Galatasaray varken Fenerbahçe biraz daha aksinde. Ankara Gücü deplasmanı içeride Galatasaray'la, Antalya Spor deplasmanı içeride Yukatel Denizli Spor'la ve Konya Spor deplasmanı. Yani ben buna Artı Futbol programında şöyle söyledim. Ne dedin abi sen? Ben Ankara Gücü maçını kazanır, Galatasaray'ı da kazanır. Bir tek burada Konya deplasmanında, çünkü Konya'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı zor geçecek. Yeni de bir hoca geldi. Tabii 4 haftalık da bir süreci geçirecek hoca. Ben bir tek Konya Spor maçında puan kaybedeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe buradan 4 galibiyetle çıkar. Ben alır diyorum. Bak bu hafta mesela çok zor maç, oynayacağı maç. Evet. Çok kritik bir maç. Çünkü Ankara Gücü'nün yeni gelen oyuncularla, yeni hocasından... çünkü oyuncuların çoğunu tanımıyorum işin açıkçası. Uyumu da bilmiyorum. Burada çok zorlanacak. Burayı geçerse ben Konya maçına kadar kayıpsız gider. Ilgaz Şınar? Yani ben Galatasaray maçının da çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Yani tamam Fenerbahçe işte uzun süredir yenilme meselesi var ama eskisi gibi bir kazanma serisi de yok. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ben iç sahada yani çok iyi oynadığından dolayı Fenerbahçe'nin. 21 yıl üzerinden okuyoruz hadiseyi muhtemelen ama... Ben Galatasaray maçında da puan kaybedeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Lider Sivasspor'un önümüzdeki 5 maçına en son Trabzon'da Sivas'ındı galiba zaten değil mi? Tabii ikisine yani, de bakalım. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Trabzonspor deplasmanı, Aytemiz Alanya Spor'la içeride, Ankara Gücü deplasmanı, Galatasaray'la içeride, Antalya Spor deplasmanı, gelecek 5 maçı Demir Grup Sivasspor'un. Evet. Yani arda arda puan kayıplarına rağmen elbette Trabzonspor'un bir maçı eksik. Hı-hı. Fakat... Puan kayıplarına rağmen zirvedeki yerini de koruyor ama rakiplerine de yakalandı Sivasspor. Şimdi ligin özellikle Sivas'tan Necati Bey bunu çok fazla söylemişti. Selamlarımızı gönderelim. Ligin ilk yarısına da böyle başlayan bir Sivasspor var. Fikriyatında Sivasspor'u futbol severler ama bu fikstürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok, hani buradan puan, kaç puan çıkarabilirsiniz? Puan olarak bakarsan tamam. 4 hafta 4 maç 5 puan değil mi? Ama sonrasında yükselen Sivasspor'la şimdiki yani sene başındakiyle şimdikini aynı tutamayız. Çünkü artık Sivasspor'un oynayacağı oyun belli. Herkes ne oynadığı önlem belli. Alıyor. Herkes ona göre bir önlem alıyor. Aynı paralelde aynı şeyi kuramaz. Olmaz. Aynı ilişkiyi kuramayız evet. O noktada. Buradan kaç puan çıkarır Sivasspor? Ben öyle bir şey tahminde bulunamıyorum ya maalesef yani. Hakikaten bulunamıyorum yani. Yani biz önceden bunu hani şeyi yaptım hani bunları. Sen Artı Futbol'da anlasın. Artı Futbol'da bunların hepsini yaptık. Hatta yazıldı bizler. Ya. Aynısını söyle. Yok benim şu an şimdi farklı olmasın. Orada benim kafamda kalan Trabzonspor'a kaybeder. Alanya maçı diyorum. Alanya her takıma zorlar. Evet. Orada beraber kalır. Ankara Gücü'nü kazanır. Galatasaray'a ben kaybedeceğini düşünüyorum. Antalya Spor'u da yener. Yani burada Trabzon kaybeder. Sivasspor'un fikstürü çok zorlu. Buradan iyi çıkarsa Sivasspor zaten çıkarsa zaten lider şu an bakıldığı evet. Zaman. Ama şimdi Beşiktaş'a da geleceğiz. Beşiktaş'ın da inanılmaz zor maçları var. Ya yanılmıyorsam Beşiktaş'ın en zor fikstürü Beşiktaş'ın. Bir Başakşehir'e bakalım. Başakşehir'in içindeki hemen bir alt sıradaki takıma bakalım. Trabzonspor'dan sonra. Trabzonspor'a baktık mı? Yok. Tamam Başakşehir ardından Trabzonspor'a bakalım. Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanı, Gaziantep Futbol Kulübü, Göztepe deplasmanı, Trabzonspor deplasmanı. Zor abi yani. Fikstür de zor yani. Şimdi bakıyorsun tek bütün takımların hepsi zor ya. Bak, dikkat edin. Çoğunda da bak bir şey de yok galiba işte. Hepsinde Rizespor var. Ya evet. Bu maçlarda oynayacak takımlar, o dört bakıyorsun takımlara, hepsinde Rizespor oynuyor. Yani o 5 maçlık seriden 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle çıkan takım bence kendisini yukarıda bulacak. Ben size 3 galibiyet. Yani şöyle 4 falan girme yani. Yine çok hafta var Mustafa. Şimdi bak ilk 5 tamam şans bulursun ama hani çıkarsın ama daha çok hafta var ya. Evet. Yani bakıldığı zaman sen 5 haftaya geç, ondan sonra 8 haftan daha var. Başakşehir ile Beşiktaş maçı iki takım açısından da belirli yönleriyle bence belirleyici maç olacak. Benim çünkü Beşiktaş şampiyonluk yarışında kalmak için bu maçı kazanmalı. Ha, ben Başakşehir kazanacak diyorum. Öyle İç mi? İç sahada. Yani Vodafone'da olmuş olsaydı aynı şeyi söylemezdim. Ama iç sahada ben Başakşehir kazanacağını düşünüyorum.
Trabzonspor'un maç programına bakalım. Trabzonspor'un önümüzdeki 5 maçı. Demir Grup Sivas Spor'la içeride. Beşiktaş deplasmanı. Çaykur Rizespor. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanı. Medipol Başakşehir. Yani ben söyledim. Yani. Ne var? Ben de hepsini yaptım ben. Gaz Çınar bundan sonra yayında sözü uzattığında 5 maçlık listeyi isteyeceğim. Kaç maç çıkarır buradan diyeceğim. Ben görünce yutkunuyorum çünkü. Abi, yani umarım bir de iyi futbol izleriz diyorum yani. İnanılmaz maçlar var ya. Şimdi bakalım o zaman. Benim... İzlenir maçlar abi bunlar yani. Şimdi. Öyle bakacaksın. Başakşehir'den düşün. Ya, hepsi abi, inanılmaz fikstür var ya. Şu bir tek galiba. Daha önce acaba Süper Lig tarihinde böyle bir bütün şampiyonluk yarışında olan takımların bu böyle kadar bir takım var mıydı? Abi. Hayır bakıldı yani, bu kadar takım var mıydı? 7 takım. Evet. Şampiyonluğu oynuyor şu an 7 takım. Ama şöyle bakıyorduk zaten hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde diyoruz. Demir Grup Sivas Spor'la iç sahada kazanır diyorduk. Kazanırı kolay söyleyemiyoruz. Yok söyleyemezsin. Çaykur Rizespor'la içeride kazanır diyorduk. Bunu diyemiyoruz. Alanya Spor'la oynarken. Gaziantep Futbol Kulübü'yle de diyemiyoruz yok. Yani. Diyemiyoruz abi, diyemiyoruz. Trabzonspor'u ne diyorsunuz 5 maçlık periyodu? Ben şöyle yaptığım için hemen söyleyeyim ben. Ha, tabii. Lütfen. Kendi düşüncem benim. Sivas Spor'u içeride yener. Beşiktaş'tan berabere kalır. Zaten eğer Sivas Spor'u kazanır Beşiktaş'tan en kötü kaybetmezse ben geri kalan maçların hepsini kazanır. En zor maçı da Başakşehir maçı olur. En zor i̇çeride. Maç 26. hafta olur diyorsun. Ben bir beraberlik diyorum. Ve 26. haftadan sonra lig back bakalım nasıl bir sarmala girecek. Evet. Alanya Spor'un maçlarına bakalım. Bakalım. Gençler Birliği ile içeride. Demir Grup Sivas Spor deplasmanı. Beşiktaş ile içeride. Çaykur Rizespor deplasmanı. Gerçekten Çaykur Rizespor deplasmanı. Beşiktaş da yok galiba oynadı. Ben antrenmanlıyım. Gaziantep Futbol Kulübü ile içeride. Abi baksana Sivas'la ve Beşiktaş'la arka arkaya oynuyorsun yani. Hayır bir de herkes, herkes diyor ki Çaykur Rizespor'u kazanır deyip geçiyorlar ya. Yok değil abi Çaykur Rizespor buraya nasıl gelecek acaba yani? Evet. Baksana çünkü Çaykur Rizespor'un... Oynuyor bir de iç sahada Rize çok iyi oynuyor. Abi biz esasında şunu isteyelim mi Cengiz Han'a? Çaykur Rizespor'un 5 maçlık bundan sonra, şeyine bakalım. Bundan sonra göre bir konuşalım. Beşiktaş maçı, Beşiktaş'la da oynadı ya Beşiktaş'tan zaten. Şimdi yok. Herhalde ilk olarak Çaykur Rizespor'un bu haftaki eksikleri neler diye başlayacağız yakında programlara. Ne diyorsunuz Alanya Spor'un 5 maçlık serisi için sevgili Mehmet? Ben Gençler Birliği'ni kazanır. Sivas'ta berabere kalır. Beşiktaş'tan da berabere kalır içeride. Şimdi öteki tarafta ne dedim o gelmiyor aklıma şimdi şu an. Bir de son maçına baktım ya. Hani kupa evet. Maçından da yola çıkarak. Abi Çaykur Rizespor kendini her an düşme potasının içinde... Hatta en içinde de bulabilir. Rize maçında da beraber. Çaykur Rizespor'un 5 maçlık seriye bak şimdi. Bir de Göztepe maçı ertelendi bu arada. Kaç puanı var Rize'nin? Evet, 20, unutmayalım. 4. Rize 24 abi. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına gidiyor. Evet. Sıkıntı. Sonra Başakşehir'le oynuyor. Sıkıntı. Sıkıntı. Sonra Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Büyük sıkıntı. Sonra Alanya Spor'la oynuyor. Çok zor maçları zor var. Zor maç. Sonra Ankaragücü deplasmanına gidiyor abi. Murat Sadıkoğlu demiş ki onu bunu bilmem de Rize kesin 5'te 0 yapar demiş. Abi yapabilir. Harbiden yapabilir. Yani. Peş peşe saydı ya. İnanılmaz zor maçları var. Galatasaray'ın maçlarına bakalım. Galatasaray'ın 5 maçlık serisi. Yeni Malatya Spor'la içeride Fenerbahçe deplasmanı. Gençler Birliği ile içeride Demir Grup Sivas Spor deplasmanı. Beşiktaş'ta içeride Çaykur Rizespor yok. Hayret yani. Evet. Ama baksana abi şimdi Sivas Spor deplasmanı ben söyleyeyim. Sonra Beşiktaş Malatya'yı kazanır. Ben Malatya'yı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi kaybeder. Ben en kötü beraberlik diyorum abi Fenerbahçe maçına. Ben de Fenerbahçe içeride iyi oynadığını anladım. Ben yoksa hani bu uzun yıllardır yenildi yenilmedi. Ben o şeyi sürme ben ona bakarak. Sen oyun anlamını söylüyorsun yani. Fenerbahçe şu anki oyun grafiğini iç sahada diyorum. İç sahada olsa şunu söylemem. Evet. Ama iç sahada çok farklı oynuyor. Orada kaybeder diyorum Galatasaray. Gençler Birliği'ni kazanır. Sivas'ta Sivas'ta yener. Beşiktaş'tan da beraber kalır. Aynı bunları söyledim. Beşiktaş'ın kalan maçlarına bakalım. Bakalım. En kolay Beşiktaş hatırlıyorum. Yok en zor bir dakika bakacağız şimdi. Başakşehir deplasmanı en kolay dediğin en zor. En zor. Bir tane arada kalmış demek ki en zoruymuş. Evet Başakşehir deplasmanı. Trabzonspor'la içeride Aykimiz Alanya Spor deplasmanı. Ankara gücüyle içeride Galatasaray deplasmanı. En zor bu. Yani Sergen Hoca... Aslında iki galibiyet yani Çaykur Rizespor deplasmanı ve içeride Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla müthiş hava bir hava yakaladı. Bunu burada ne kadar sürdürecek? Şu 5 maçlık seri
Beşiktaş'ın şu 5 maç Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının tam içine de sokabilir. Tamamıyla dışarıda da bırakır. Başakşehir maçı. Buradaki en önemli maç şimdi Sergen Hoca geldikten sonra Beşiktaş takımı hem iyi oynuyor. Ya yani kıpırdanma var çok fazla. Hem skora yansıtıyor hem de iyi oynuyor. Zaten taraftar da arkasında. Taraftar da artık bundan sonra daha farklı açıdan bakıyor olaya Sergen'den birlikte. Şimdi Başakşehir maçı Beşiktaş'ım Sergen Hoca tabii ki yeni süre oldu ama denk kuvvet. Şimdi bakacağız. Hani Beşiktaş takım hani bazı maçlar dersin ya. Trabzonspor'u da bu hafta mesela Sivasspor karşısında göreceksin. Lig lideri bir tanesi ikincisi bakıldığı zaman. Bir maçı eksik Trabzonspor'un ama şimdi bu hafta şeyleri bazı şeyleri net olarak göreceğiz biz. Yani Beşiktaş mı nasıl, Başakşehir nasıl? Tabii hocaların tabii ki oyun anlayışı, kadroları, nasıl bir strateji izleyecekler bu çok önemli. Eğer Başakşehir takımını Beşiktaş takımı deplasmanla İstanbul takımı ama eğer kazanırsa Trabzonspor maçın havası çok daha farklı olur. Ama eğer ki Başakşehir Beşiktaş'ı yenerse o zaman biraz daha farklı bir havada olur. Yani Sergen Hoca'nın da biraz elinde öyle söyleyeyim. Eğer bu maçı kazanırsa Beşiktaş o zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi pozisyonuna gelir. Yani Zeynep Aysel bir şey söyleyeyim mi? Hani düşme hattındaki takımlardan Ankara Gücü'nü burada görüyoruz. Onun dışında... Ankara Gücü'nün de çok zor abi. Bak, beş maçı çok şey. Hani biz Çaykur Rizespor dedik ya. Ankara Gücü Fenerbahçe ile oynayacak. Sonra Ankara derbisi oynayacak. Kırmızı Karalar'la Gençler Birliği ile. Ondan sonra Sivas Spor'la oynayacak. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacak. Ondan sonra da Çaykur Rizespor'la oynayacak yani. Çok acayip var. Çok acayip. Çok acayip. Peki, harbiden çok acayip. Şöyle yapalım. Puan tablosuna bakalım. Bakalım. Puan tablosunda durum neydi hatırlayalım. Demir Grup Sivas Spor 42 puanda. Trabzonspor bir maçı eksik 41 puanda. Medipol Başakşehir 40 puanda. Aytemiz Alanya Spor, Galatasaray 39. Fenerbahçe 38. Beşiktaş 37. 36 özür dilerim. Ve Beşiktaş'la Demir Grup Sivas Spor arasında 6